Günaydın. Hemen güne böyle hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Saat şu anda 7:30 ve biz bugün Kızılcık Şerbet'in setine gidiyoruz. Orada ufak bir rol alacağız galiba annemle birlikte. O yüzden bu kadar erken kalktık, hazırlandık. Çıkmadan önce hemen vlog başlatmak istedim. Bugünü gerçekten çok vloglamak istedim çünkü. Umarım orada da çekim yapmama izin verirlerse her şey mükemmel olacak. Hemen kendimi göstereyim size. Şu an bu şekildeyim. Ayakkabımla, çantam da elimde. Böyleyim yani. O zaman çıkabiliriz. Annem de böyle oldu. Uyumuşum ben. Ne kadar, yarım saat oldu mu? Yani evet, yarım saat. Yarım saat kafam oraya düşüyor, bir buraya düşüyor, bir oraya düşüyor, bir buraya. Her düşünce de ben dönüp bakıyorum. Patlı geliyor kafa sesi. Evet yani anlamadım. Bu zamanlar ilk defa bu kadar erken saatte kalktım. Bir de kışın erken kalkmayı hiç sevmiyorum çünkü hava daha karanlık oluyor. Biz evden çıktığımızda hava karanlıktı. Şimdi daha yeni aydınlandı ve yaklaşık 17 dakikamız kaldı. Öyle. Saat de şu an 9'a geliyor. 9 gibi oradayız işte. Okey. Umarım orada çekmeme izin verirler. Birinden geleceğim. Cahit Bey'i ararım. Hadi yaparsın. Gözümü açamıyorum ya. Biz geldik ama şu anda setle alakalı bir, yani kurulumda sıkıntı varmış. Hazırlıklarda bir sıkıntı varmış. Onu hallediyorlar. Ay, dondum. Size anlatamam. Öyle bir dondum ki. Bakın şimdi biraz böyle etrafta göstereyim. Böyle işte burada karavanlar var. Tam olarak şu anda böyle bir otoparktayız. Bekliyoruz. Şeydeyiz. Beşiktaş'tayız şu anda. Kıvılcım Hanım'ın derneği olacakmış galiba. O sahnede oynayacak annem. Sen? Sana da teklif ettiler. Teşekkürler, ben almayayım. Dondum. Dondum yani. Böyle bir soğuk yok ve ben salak, içimde sadece şu an bir crop var yani. Neyse. Ay. Şimdi dediler ki işte herkes servise ya da arabaya geçsin, bekleyeceğiz. Kurulum tamamlanınca dediler. Okey olacak her şey. Ama umarım uzun sürmez. Benim işim gücüm var. Umarım burada onları beklemem. Onların işini halledeceğim diye kendi işime geç kalmam. Şeyi gördüm ama. Ömer'in oğlu var ya. O orta mıydı? Ha, şeyde gördüm. Bir arada görmüştük ya şeyde. Ömer'in oğlunu gördüm. Karavandaydı. Biraz önce sizi en son minibüste bıraktım. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Burada bir tane baş var. İsim vermeden konuşayım. Bir baş var. Biz buraya ne için geldik? Şöyle, normalde annem şey için yazmış. Hani ben sadece sete gelip görmek istiyorum. Hani Kıvılcım Hanım. Herhangi bir oyunculuk falan. Çünkü biz annem ve ikimiz Kızılcık Şerbet'in delisiyiz yani. Gerçekten her hafta kaçırmadan izliyoruz. Ve hani Kıvılcım'ı falan çok görmek istiyorduk. Sonra dedi ki hani setler çok çık evet. Setler nerede oluyor? Hani en azından bir gelip görelim yani. Hani bir fotoğraf çekinsek bile bizim için yeter yani. Başka bir şey istemiyoruz. Annemin iletişime geçtiği kişi tamam ayarlayacağım falan filan diyor. Ve bizim yan oyuncu olacağımızı düşünüyor. Evet, nerede kalmıştık onu anlatıyordum. Bizi konuk oyuncu değil de yan oyuncular olur ya. Hani böyle ekranda bir saniye falan gözüküyorsunuz. Onu istediğimizi düşünmüş. Düz dedi yani, yukarı çıkıp sola dedi yani. O zaman sola dönüş olmadığına göre. Şuradan var sola dönüş. Orada da sola dönüş yok. Halbuki bizim öyle bir isteğimiz yoktu. Sonra dün anneme mesaj geldi işte, kostüm mostüm. Hani tam olarak anlamadık. Yani üstümüzü bu şekilde giyinip geldik, hani daha ne giyinebiliriz. Sonra neyse geldik buraya. Sabah saat kaçta buradaydık biz? Sabah saat 9 gibi falan buradaydık. Sabah 9 gibi falan buradaydık ve sabah saat şu anda 10:30. Bir ara dediler ki işte gidiyoruz sete. Çünkü setin dışında bir otoparkta bekliyorduk. Dediler ki sete gidiyoruz.
Minibüse bindirdiler. Sete gittik. Mağazacılar insin dediler. Biz tabii bilmiyoruz yani hiçbir şey. Sonra sorduk hani ne yapacağız? Otoparka tekrar döneceğiz dediler. Çok saçma sapan karışık bir yer ama sinirimi bozmayacağım. Sırf kızılcık şerbetinin hatırına. Bu şekilde şimdi çıktık. Dedik ki başladık yani. Otoparka geldik. Başlayacağım böyle işi dedik. Çıktık. Kahvaltı falan da yapmadık çünkü. Bir böyle bir şeyler atıştırıp bir kahve içebileceğimiz bir yer arıyoruz. Bu arada arabanın da benzini bitiyor. Daha sonra da zaten haber verirler diye düşünüyorum. Bu şekilde tadımızı bozmuyoruz. Şimdi Cafe Nero buldum. Çok sevinçliyim şu an kahve içeceğim için. Gerçekten heyecanım size anlatamaz. Çekiliyormuş bakalım. İçiyorum bir saat. Hangi kahveden içiyorsun? Tamam hadi görüşürüz. Hoş buldum. Bir orta boy latte, bir orta boy filtre kahve. Bir tane çikolatalı kruvasan, bir de sade kruvasan. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yes. Kruvasan ve kahve aldım şimdi. Arabaya gidiyorum koşa koşa. Kahve keyfi yapmak istiyorum acilinden. En acilinden. Üstüm açıkmış. Yani şöyle ben içime crop giymiştim buraya gelirken. Şu beyaz crop'umu. Şu an benim içime böyle bir blazer ceket verdiler. Üşüdüğüm için bunun üstüne giydim. Muhafazakar bir sahne olacağı için kıyafetim çok uygun değilmiş. O yüzden böyle bir blazer ceket verdiler. Önümü kapattım. Şu an tam gösteremiyorum ama bir dakika. Göstermeye çalışacağım. Böyle beklemiyordum. Sonra işte şey olacak. Artık herhalde çekimlerine gideceğiz diye umuyorum. Çünkü saat gerçekten çok fazla geç oldu. Biz saatlerde arabada bekliyoruz. Hava çok soğuk. Dışarıda çıkamıyoruz. Öyle. Topuklu ayakkabılarımı da göstermek istiyorum size. Böyle topuklu ayakkabılarım da. Üstüm bu şekil yani. Arkadaşlar anlayacağınız. Çok komiyim. Yani nasıl duracağım hiç bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Neyse ben arabaya geçiyorum. Aşırı dondum şu anda. Birazdan yine güncelleme yaparım. Şimdi sete geçiyoruz. Yaklaşık bir 10 dakikalık yolumuz var. Mete'yi gördüm. O sıra vlog çekemedim ama acelesi vardı. Sadece bir fotoğraf çekildi. Mete Han şey var ya. Ben sana bakmam Mihri. İşte sete geçiyoruz. Kıza niye öyle söylüyorsun diyorum da. Ay abla ya diyor. Öyle. Geçiyoruz şimdi bakalım. Oradaki ortamı falan çekeceğim size. Şimdi geldik. Konum olarak şu anda Kuruçeşme'deyiz. Set kuruluyor. Onu bekliyoruz dışarıda. Hemen şöyle etrafı göstereceğim size. Şurada çekim yapılacak. Orası hazırlanıyor şu anda böyle. Ekipler falan hepsi buradalar. Hava buz gibi. Neyse ki bu içimdeki blazer'ı verdiler bana. Yoksa donardım. Ayaklarım donuyor ama. Çünkü ayağımda topuklu var ve normalde topukluyla yürüyebilen bir insan olmadığım için şu anda çok zorluk çekiyorum. Oy, öyle yani bekliyoruz şimdi. Değişen bir şey yok. Bir güncelleme yapayım dedim. Canım da sıkıldı. Başlasa bitse ve eve gitsek artık. Onu istiyorum. Ayaklarım şişti yani. Şimdi bir kafeye geldik. Setin hazırlanmasını bekliyoruz. O sıra dedik bir kahve, bir çay, bir şey içelim. Isınalım hem. Şimdi ben bir kahve içeyim. Biraz ısınayım. Ayaklarım dondu çünkü. Sonra geliyorum buralara. Görüşeceğiz. Saatte gideceksin. Saatte gideceksin diye. Sonra tekrar buraya gidiyorsun. Buyurun, kayda gidiyoruz. Test kamera. Hareket bir hanımefendi. Hadi be. Efendim? Merhaba. Merhaba, nasılsın? Şey mi?
geldiğimizde sebepten dolayı bir şey kız kardeşi gelecek falan bir şey görüyor. Efendim kıvıl. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Açlıktan, uykusuzluktan daha yeni gelebildim buraya. Biz çıktık, evin oradayız şu anda. Hemen dedik böyle çorba içelim. Gayet güzel geçti, her şey güzeldi. Şimdi ben işte çorba içiyorum, karnım doyurayım, eve geçeyim. Ben böyle bir üstüm falan değiştirmek istiyorum. Sonrasında zaten yine üstüne bir konuşuruz. Şimdi köpüm, görüşürüz. Çorba içtikten sonra abimlere geldik. Deniz Arası'yla oyun oynuyoruz. Hemen gösteriyorum Minnoş'u. Minnom! Minnom sen babasın! Minnom sen babasın Minnom. Oh, neymiş o balığım? Ne? Dize mi? Size. Bu ne amin? O çıkışını yerim sandalyeye lan. Yavaş. Heh. Evet. Sevdiğim kız ders çalışmayı severim deyince ben. En müzik. Şiboy. Selamlar. Artık eve geldim. Birazcık böyle bugün hakkında konuşmak istiyorum. Bugün aslında ben Kızılcık Şerbet'in setine bir vlog çekmek amacıyla gitmiştim. Aslında öyle konuşmuştuk. Sonradan dün olaylar değişti. İşte kostüm getirin falan filan mevzuları oldu. Yani yardımcı oyuncu olarak oynadım. Yani bir ara geçiyorum sadece. 5 saniye bile değil belki de. Sadece o ortamı görmek, yaşamak ve aynı zamanda size de vloglamak istemiştim. Ve oldu da, yani bence gayet güzel bir şekilde içerik çıkarttım diye düşünüyorum. Çok böyle set esnasında çekinmedim. Çünkü biliyorsunuz hani kamera arkası da çok böyle işte telefon ya da farklı kamera kullanılmıyor. Bunu yasak yani setlerde. O yüzden çok fazla bir şey çekinmedim. Hep böyle kendimi çektim gibi oldu. Çekebildiğimi çektim. Setteki çalışanlar çok kabaydı. Yani onu söylemek istiyorum. Gerçekten çok yani işlerin zorluğundan mı diyeceğim ama gerçekten her sektörde bir zorluk var ve bunu bu kadar yansıtmaları bence normal bir şey değil. Herkes çok gergindi. Sadece yani arası iyi olanlar gülüşüyordu. Onun dışında herkes çok 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 gergindi. Ben de ister istemez gerildim yani öyle bir ortamda. Ama genel olarak benim için güzel bir deneyim oldu. Dediğim gibi yani çok çok ufak, böyle 5 saniye falan belki de bir yürüdüğüm yer var sadece. Orası geçiyor. O da zaten 2-3 haftaya falan belki de yayınlanır. Belki beni hiç fark etmezsiniz bile yani. Öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi sadece güzel bir deneyim oldu benim için. Oradan da erken çıktık. Çünkü benim hem reklam çekimim vardı. Bugün bir işbirliği çekimim. Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Yani biz sabah, dediğim gibi videonun başında da, 7'de mi ne gittik oraya. Yani saat 8.30 gibi falan oradaydık. Ve hani bekledik yani, öğleden sonra saat 2-3'e kadar bekledik. Kahvaltı yapmadık. Hani gördüğünüz sadece bir kruvasan aldık, yedik. Tüm günüm yani orada harcadım diyebilirim. Çok yoruldum gerçekten. Bir de böyle sabahın köründe kalkıp oraya gitmek, saatlerce beklemek. Arabanın içinde bekliyorsun bir yerde. Şimdi otoparkta bekliyor karavanlar. Biz de arabanın içinde bekliyoruz yani otoparkta. Ve hava soğuk. Bir giriyorsun, bir çıkıyorsun, bir giriyorsun, bir çıkıyorsun. Bir ara kostüm olayı oldu. Benim içimde crop olduğu için işte istemediler. Hani muhafazakar bir yerde çekim olacağı için. Yani bir sahne olacağı için. O crop'u istemediler. Benim üzerime başka bir blazer ceket verdiler. Ve o blazer ceket hayatımda gördüğüm en kötü blazer ceketti bu arada gerçekten. Bana hiç yakışmadı. Yani bir insana hiç mi yakışmaz? Gerçekten hiç yakışmadı. Yani farklı bir deneyimdi. Onu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Ama gerçekten şunu da söyleyebilirim ki oyunculuk çok zor bir meslek. Yani geceniz, gündüzünüz, işte tatiliniz, yarınınız, sabahınız, akşamınız yok yani. Belli değil. Ve gerçekten sürekli böyle ezber, koşturma ve hep aynı şeyler dönüyor yani. Çok zor bir durum. Neyse, öyle işte bir özet geçeyim dedim. Gün sonu artık, saat bu arada 12 çeyrek geçiyor.
23 Ocak oldu. Çoğu oyuncuyu da zaten göremedik. Sadece Meteor'u görebildim ben. Instagram'da da paylaştım onu. Oradan takip edenler daha iyi bilirler yani o gün ne yaşadığımı. Sadece işte Meteor'u görebildim. Diğerleri hep böyle çekimdeydi falan. O yüzden rahatsız etmemek amacıyla da çok fazla yanlarına yanaşmadım. Fazla da zaten oyuncu yoktu dediğim gibi. Ama işte o set işleyişini, işte hazırlanışlarını, ne bileyim sahneleri falan görmek güzeldi. Video buraya kadardı. Eğer buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarzda içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorumlara bunu yazarsanız çok sevinirim. Öptüm kocaman, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.